arkadaşımın ifade ettiği gibi burayı projesi yapılmış belli bir oranda çalışmaları başlamış bir biçimde devraldık. Değerli hemşerilerim bakınız biz bu tür hizmetlerde hiçbir zaman kısır tartışmaların içerisinde olmadık. Her yerde söylüyoruz burada da söyleyeceğim. Bugün açtığımız proje dahil yaptığımız ve yapacağımız yüzlerce projenin ya da yüzlerce hizmetin sahibi millettir. Sahibi hiçbir siyasi parti değildir. Dolayısıyla bizler milletimizin sermayesini, milletimizin varlığını en ahlaklı bir şekilde hizmete dönüştürüp milletimizin kullanımına sunmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz. Demek istediğim şu, yani burası bir partinin projesi değil, bir partinin, bir belediye başkanın ya da bir şahsa ait bir proje değil. Burası İstanbul halkının adım atılmış bir sürecinin sonuca erdirilmesi oturup kısır tartışmaların bir parçası olmadık. Üsküdar Belediyesi ile beraber çalıştık, beraber konuştuk, masalar kurduk. Geçmişe dair mülkiyet sorunları, aradaki uzlaşmazlıkları giderdik ve günün sonunda yanı başında Üsküdar Belediyesi'ne ait bir çarşıda belli oranda paylaşılan, belli oranda Üsküdar Belediyesi'ne bırakılan bir çarşıyla beraber otopark kısmında belediyemizin de hizmet vereceği belediyemize ait birimler ve Üsküdar Belediyesi'ne ait birimler tanımlandı. Meydan ve otoparkın kullanımı da Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları tarafından yönetilecek ve bakımları sürecek. Neye vardık? Uzlaşarak sonuca vardık. Bugün açılış yapıyoruz. Teşekkür etme zamanı. Teşekkür etme zamanı ben başlangıcından bugüne emeği geçen kim var ise hepsinden Allah razı olsun. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Keşke Sayın Üsküdar Belediye Başkanımız da burada olsaydı. Ve o da burada hep her tarafa teşekkür edebilseydi gelemedi, katılamadı. Umarım bir akşam burada beraber yürürüz ve emeği geçenlere beraber ses verir, teşekkür ederiz. Teşekkür etmek kadar güzel bir şey yok. Minnet duymak kadar güzel bir şey yok. Teşekkür etmenin ayıplandığını ben ilk kez son yıllarda görür oldum. Hani nasıl ayıplanıyor? Kime ettiğinizle ayıplanıyor. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor. <laughs> Yok. Şimdi ben bunu başka açılışlarda da söyledim. Burada da söyleyeceğim. Bir açılışta Sayın Üsküdar Belediye Başkanı bundan önceki Üsküdar'daki bir iski açılışında bana teşekkür etti. Memnun oldum. Ben de ona teşekkür ettim. Muhtemelen o da memnun olmuştur. Ama mensubu bulunduğu siyasi partiden ve onun yanı yakın ekiplerinden kendilerine tepki geldi. Ben söyleyeyim. Ne kadar tepki gelirse gelsin hem Üsküdar halkı hem İstanbul hem de milletimiz bu tür dayanışmalara ve bu tür paylaşımlara teşekkür eder, hoşnut kalır, mutlu olur ve her iki tarafı da açıkçası alkışlar. Alkışlar. Onun için umarım Sayın Belediye Başkanımız o gösterilen tepkilere aynı şekilde benim düşündüğüm biçimde tepki göstermiştir ve birbirimize teşekkür etmeye bugün dahil burası dahil umarım devam ederiz. Ben buradan kendisine sesli olarak teşekkür ediyorum. O da bir şekilde bize teşekkür eder diye de umut ediyorum. İstanbul'un meydanları önemli. Üsküdar Mimar Sinan Meydanı hem çevresine çok açık bir alan üretiyor yaklaşık 20 bin metrekare hem içerisinde yeşil alanı en üst seviyede tutan bir tasarımla sadece beton, beton görüntüsünden uzak bir tasarımla vatandaşlarımızla buluşuyor. Burası zaten yakın çevresindeki iş yerleri ve konutların keyif alacağı bir meydan olmakla birlikte Üsküdar'ın geneli için Tabii ki aynı zamanda bir geçiş noktalarından birisi olmasından dolayı da Üsküdar'ın dışında İstanbul içinde önemli buluşma noktalarından birisi haline gelecek. Ben örneğin Marmaray'ın üstünde bulunan meydan tasarımını başından beri hiç beğenmemiştim. Üstünde yapılarla ortaya konan çıkıntılarla ne yazık ki kötü bir tasarımla Üsküdar'ın o bilinen güzel açık meydanı ne yazık ki köreltilmiştir. Umarım onu daha sonraki zaman diliminde hem TCDD ile hem ulaştırma Bakanlığıyla birlikte çözüme kavuşturur ve Üsküdar'ı daha ışıl ışıl bir meydana kavuştururuz. Zira ben Üsküdar'ın her yerine özenle bakıyorum. Üsküdar'ın işgal edilmiş ya da bir şekilde vatandaşın kullanması gerekirken kişisel kullanımlar biçimiyle kapatılmış bir takım alanlarını tekrar vatandaşlarımıza kazandırmak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Salacak da olsun Üsküdar Meydanı'nda olsun, o nadide eserlerin çevresinde, camilerimizin ya da diğer eserlerimizin çevresindeki düzenlemeden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki milletin malı millete aittir. Salacak özenli çalışmalarımız sürüyor. Bir kısım kurul süreçleri devam etse de hızlıca salacağın düzenlenmesine de başlayacağız. Arkadaşlarım bu sonbaharda oraya girecekler. Bazı Kurulu ilgilendiren vesaire gibi hususlar olsa da önümüzün açık olduğu kısmından işimize başlayacağız. Hatta şöyle ifade edeyim. Salacaktan geçecek olan Harem'den Üsküdar'a doğru insanlarımızı taşıyacak olan nostaljik tramvayımızı da hem tasarımını bitirdik hem de imalatına başladık. Benim tabii ki Üsküdar'a mahcup olmamam lazım. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde Üsküdar'da oturdum. Bağlar başında oturdum. İkincisi çok özel ticaret bir tanesi hemen Selmani Pak Caddesi'nde oldu. Yaklaşık 10 yıl Üsküdar'ın bir esnafı olarak ekmeğini yedim. Üçüncü olarak da Tabii ki ben Üsküdar'ın da eniştesi oldum. Eşim Üsküdar'lı, Sultan Tepeli. Bağım fazla. Çok seviyoruz. İstanbul'un her noktasını çok seviyorum. Ama bu tarz özenli davranmamız gereken alanlarda da çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Mimar Sinan meydanı olmasından ötürü de çok beğendiğim ve biraz koruma kurulunda uzamış anladığım kadarıyla süreçler biz bazı kurullara proje yolladık mı onlara mercekle bakıyorlar. Hani mercekle bakıyorlar derken gördüklerini de görmezden geliyorlar, görmemesi gerekenleri de görüyorlar gibi davranıyorlar. Böyle enteresan bir süreç uzayıp gidiyor. Taksim Meydanı'nda buna benzer sorunlar yaşadık. Gezi Parkı'na el konulmaya kalkıldı geri dönecek. Birçok noktada bu tür sorunlar yaşıyoruz ama burada gerçekten ben tasarımını gördüm. Burada Mimar Sinan Meydanı'nda Mimar Sinan'ı daha iyi tanıyacağımız çocuklarımızın, gençlerimizin Mimar Sinan'ın bu coğrafyada hangi eserleri bıraktığını görüp hissedebileceğimiz bir anıtı da hazır çünkü anıt yakın zamanda arkadaşlarımın buraya koymasını rica ediyorum, diliyorum ve istiyorum. Kuruldan da bu işin bir an önce çıkmasını diliyorum. Tabii bazı sıkıntılı alanlarda var tabi tabii. Valide bağ korusu gibi oradaki mücadelenizi görüyorum. Süreci ben de takip ediyorum. Arkadaşlarım da inceliyor. Gerektiğinde Üsküdar Belediyesi ile de bu anlamda irtibat kurarak sonucun olgun bir şekilde Bağlanmasını da orası ile ilgili de istiyorum. Beş tane meydanda çalışıyoruz. Bu 150 proje kapsamında Küçükçekmece, Kartal, Maltepe, Eyüp Sultan ve Üsküdar gibi gerçekten özel alanları İstanbul'a kavuşturacağız, buluşturacağız. Beyazıt Meydanı uzun yıllardır ne yazık ki kötü durumdaydı. Oradaki proje süreçleri ve İzin süreçleriyle ilgili de birebir çok ilgilendik. Şimdi de işin sonuna gelmek üzereyiz. Çok güzel bir meydanı, tarihi bir meydanı da İstanbullularla buluşturacağız. Diğer meydanlarımız gibi. Değerli dostlar, otoparkımızın adı, buradaki caddenin adı olan Hakimiyetin Milliye Otoparkı. Ne güzel isim. Hakimiyeti milliye. Milletin hakimiyeti. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kavramı. Hava sıcak. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun. Nice tesisleri, nice projeleri, nice meydanları, yeşil alanları sizlerle buluşturmayı göreceksiniz, başaracağız. Tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bu kutlu olsun derken 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılının anlamı cumhuriyetin 100. yılına yürüyüş bugün itibariyle başlamıştır. Yani 100 yıl önce milletimiz bağımsızlığını kazandı. 100. yılına yürüdüğümüz cumhuriyeti kurdu bir sonraki sene. Bizler 100. yılına yürürken önümüzdeki yüz yıla yakışan işler yapacağız. Yeni zaferler kazanacağız. Laik, demokrat Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edeceğiz. Akılla, bilimle yönetilen bir Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve gelecek, gelecekte gençlerimizin dünyaya akılla, bilimle hizmet eden Teknolojide, sanatta, kültürde, sporda, bilimde, yeni icatlara, büyük başarılara ve çok büyük zaferlere imza atacakları bir, bir yüzyılı hep birlikte hazırlayacağız diyorum. Tesislerimizin İstanbul'umuza ve Üsküdar'ımıza hayırlı olsun diyerek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.